Bisimit. IŞİD nedir ne değildir? IŞİD nedir ne değildir? Karşı mıyız yanında mıyız? Özeti şu arkadaşlar. 1. IŞİD küresel güçler tarafından birkaç amaç güdülerek kurulan bir örgüt. Tabanda ajanlar kol gezerken tabanda samimi ama cahil Müslümanlar bulunmakta. Ortaya ilk çıktığında zaten birçok sünni örgütten destek alarak büyüdü. Daha sonra IŞİD'in harici olduğu anlaşılınca kaderine terk edildi. 2. Irak'ın merkezinden iyice koparak özel bir yapılanma içerisine giren, kendi ekonomisini yönetmeye soyunan, Türkiye ile işbirliği yaparak dünyaya açılmaya çalışan Barzani'yi, dolayısıyla Kuzey Irak'ı tamamen kontrol altına almak, dünyanın Filistin ve Suriye'deki katliamlar üzerindeki dikkatini dağıtmak, Usame bin Ladin ile beraber yok olan El-Kaide ve anımsattığı İslami terörizm ve İslami vahşet terimlerini yeniden hortlatmak amacıyla kuruldu. 3. IŞİD Kuzey Irak'ı kontrol altına alabilsin diye Maliki'ye Musul'daki ordularını geri çekmesi emri verildi. Maliki ordusu ayrılırken silahlarını da IŞİD'e bırakacaktı. Işid kendi güçleri ve Maliki'nin bıraktığı silahlarla Kerkük'e ağır bir saldırı yapacak ve Kuzey Irak tamamen IŞİD'in kontrolü altına girecekti. Bu şekilde Türkiye ile sınırda uluslararası terörist bir grup muhatap olacak, PKK'nın yerini IŞİD alacak, Barzani peşmergeler ve Türkiye ile barış sürecinde olan diğer Kürtler yok edilecekti. 4. Bu planın farkında olan Dışişleri Bakanlığı ve MİT Suriye sınırında ÖSO'ya, Irak sınırında da peşmerge ve Türkmenlere destek verdi. Silah ve ağır mühimmatlar tırlarla hem peşmergeye hem de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın yerlerde konuşlanan ÖSO birliklerine gönderildi. Her iki tarafa da IŞİD'e karşı mücadele etmeleri için tam destek verileceği mesajı verildi. IŞİD Türkiye ile asla sınır komşusu olmayacaktı. Bunun için ne gerekirse yapılacaktı. 5. IŞİD Peşmerge ve Türkmenlere yaptığı ilk saldırılarda başarı elde etse de daha sonra Türk istihbaratının yardımıyla Elindeki bölgeleri kaybetmeye başladı. Irak'ın kuzeyi ile merkezi arasında bir köşeye sıkıştı. 6. Asıl bomba madde bu. Peşmergeler IŞİD'i yok edecek derecede köşeye sıkıştırdı ve Ankara'ya haber geldi. Ancak Ankara, Barzani'ye IŞİD'i yok etmemesini emretti. Evet, yanlış okumadınız. Yok etmemesini emretti. Barzani'ye IŞİD'i Irak'ın merkezi ile, kuzeyi arasındaki bölgede tutmasını ve o bölgeye yerleşmesine müsaade etmesini emretti. 7. Bu emrin sebebi çok açıktı. Normalde Kuzey Irak'ı kontrol edemeyen küresel güçler, Amerika, İngiltere ve Araplar, IŞİD'i Barzani'nin üzerine salıp Kuzey Irak'ı tamamen Irak'ın merkezine bağlamayı planlamışlardı. Ama Kuzey Irak'ı ele geçiremeyen IŞİD bu sefer tam tersini, Irak'ın merkeziyle kuzeyini birbirinden iyice ayırmış oldu. Yani Kuzey Irak'ta Barzani yönetimi IŞİD'den sonra çok daha rahat hareket etmeye başladı. 8. Planların ters teptiğini fark eden küresel güçler Kuzey Irak'ı bölgesel de olsa tekrar Irak'ın merkezine bağlamak için bu sefer oraya koydukları IŞİD'i yok etmek istediler. IŞİD kendisine verilen görevde başarısız olmuştu. Normalde IŞİD'in Kuzey Irak'ı tamamen kontrol altına alıp patronlara teslim etmesi gerekiyordu. Ama Türkiye'nin desteğini hesaba katamayan IŞİD peşmergeye karşı duramadı ve Kuzey Irak'ın merkeze bağlayacağına iyice birbirinden ayırmış oldu. 9. Şimdi IŞİD'i yok etmek için tekrar bir araya gelen küresel güçler Türkiye'nin de desteğini istedi. Ancak Türkiye imza atmadı. Işid'in varlığı Türkiye'nin barzaniyle olan hareket kabiliyetini artıran bir unsurdu. Bu yüzden imza atmak aslında Türkiye'nin intiharı olacaktı. 10. Şimdi arka planda büyük patronlar Türkiye'ye de pay verirlerse, Türkiye'yi de oyuna dahil ederlerse Türkiye IŞİD'i yok etmelerine yardımcı olacak. Ancak Türkiye'yi görmezden gelirlerse emin olun Türkiye IŞİD'i yok eden değil yönlendiren ülke olacaktır. Son maddeyle ilgili görüşmelerden çok önce Facebook sayfamda şu açıklamayı yapmıştım. Bu da olayların seyriyle ilgili size ipucu olsun. Her zamankinden çok daha büyük paralar dönüyor. Katar, İran, Suud bile İsrail ve Amerika ile anlaştı. Türkiye saf dışı bırakılmak isteniyor. Buna müsaade edecek miyiz? Asla. Su uyur düşman uyumaz. Köpeklerin tasması ellerimizde. Haberleri yok. Akıllarınca her platformda reise hedef gösteriyorlar. Unutmayın Gazze davası bir Filistin davası olmaktan çıkmıştır. Mesele Gazze'de değildir. Güneydoğu'yu da içine kapsayan kutsal toprakların hakimiyet kavgasıdır bu. Sonucu ise kurulacak olan otonom devletlerin kime biat edeceği hususu belirleyecektir. Allah Hazreti Süleyman'a yardım ettiği gibi bizlere de edecektir. Takvalı, imanlı ve namazlı kardeşlerim. Bizi hiç kimse yıkamaz. Bizden başka. Bismit, haberseyret.com